Ağlama anne, ne olur. Seni kim üzdüyse söyle, gidip hesabını soracağım. Tamam, bir şeyim yok. Ağlamıyorum bak. İyiyim. Selim aslan torunum. Hadi sen aşağıda biraz oyna, biz annenle konuşacağız. Ne yapıyorsun sen? Ne bu halin? Kendini düşünmüyorsan evladını düşün. Düşünüyorum zaten. O olmasa... O olmasa ne? Silahlar için canına mı kıyacaksın? Gücüm kalmadı valide. Tahammülüm kalmadı. Ne size, ne hünkârımıza, ne bu saraya. Mutlu olmak için küçücük bir umudum vardı. O da silahlarla öldü. Hatasının bedeli şüphesiz ki ölüm. Fakat hünkâr kardeşin canını bağışladı. Silahlar yaşıyor mu? Affetti demek. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Onunla evlenmem mümkün değil. Daha önce de söylediğim gibi Abaza Mehmet Paşa ile evleneceksin. Çok şükür ya Rabbim. Ona bir şey olacak diye o kadar korktum ki Farya. Neredeymiş peki? Ne vakit dönecek? Sana yaşattığı onca acıdan sonra hala soruyor musun bunu? Ne olacak dönünce? Ne yapacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi yanına mı gideceksin? Bilmiyorum Farya. Deniyorum. Lakin elimde değil. Unut onu diyorum. O seni kandırdı. Kalbini paramparça etti. Lakin yok, yapamıyorum. Her geçen gün artıyor ona karşı olan aşkım. Belki bir gün her şey düzelir. Ve biz yine... Sen ne konuştun hünkârımızla? Ne söyledin de tekrar umutlandın böyle? Canıma kıyarım dedim Farya. Eğer Gevherhan'la evlenirse hiç acımam, kendimi öldürürüm dedim. Atike. Yarın ne olur bilmiyorum. Ama bana bir söz ver. Lütfen. Ölüm yok. Bunu aklının ucundan dahi geçirme.